zaman içinde, kalbur saman içinde, bir varmış bir yokmuş. Devasa ağaçlarla kaplı, sakin ve huzur dolu bir ormanın kıyısında, rüzgarların bile fısıldayarak geçtiği küçük bir köy vardı. Bu köy ışıldayan orman olarak bilinen ve eski zamanlardan beri birçok hikmete, sırlara sahip olan bir ormanın yanında yer alıyordu. Ormanın derinliklerinde binbir çeşit bitkiler ve hayvanlar yaşardı. Ağaçların yaprakları rüzgarın esintisiyle birlikte adeta tesbih edercesine hışırdar, ormanın derinliklerinde saklı sırları fısıldardı. Bu ormanın sırlarını yalnızca seçilmiş ve hikmet sahibi insanlar bilebilirdi. Bu köyde güneşin battığı ve yıldızların gökyüzünü aydınlattığı her yaz gecesi muhteşem bir gösteri gerçekleşirdi. Köylüler bu büyülü ve sihirli olayı ateş böceği dansı olarak adlandırırdı. Ancak bu gizemli dansın sırrını bilen çok az kişi vardı. Bu sırlı dansın başrolünde eski bir efsanenin son varisi olan marimba ustası Mateo bulunuyordu. Anlatılanlara göre Mateo'nun ataları binlerce yıl önce ışıldayan ormanda yaşamış olan hikmet sahibi kişilerdi. Bu kişiler doğanın her köşesinde saklı olan melodileri ortaya çıkarma gücüne sahipti. Efsanevi bir müzik aleti olan marimba, ormanın en derin noktalarında nadir bulunan bir ağacın kalbinde keşfedilmişti. Bu marimba, kuşaktan kuşağa aktarılarak her nesilde sadece bir kişiye emanet edilirdi. Bu müzik aleti nadir bulunan bir ağacın özünden yapılmıştı. Bu ağaç her 100 yılda bir sadece bir kez çiçek açar ve en nadide meyvesini verirdi. Marimba'nın tuşları ise gül ağacından yapılırdı. Ahşap tuşlar özenle kesilip şekillendirilir ve altlarına yerleştirilen bambularla desteklenirdi. Bunlar tuşlara vurulduğunda çıkan sesi güçlendirir ve derinleştirirdi. Her kim ki bu marimbayı çalmayı başarırsa, doğanın sesleriyle konuşabilme yeteneğine sahip olurdu. İşte Mateo da bu yeteneği devralan son kişiydi. Mateo 60 yaşlarında, uzun beyaz saçları ve derin kırışıklıkları olan bilge ve saygıdeğer bir adamdı. Yüzünde geçmişin hikayelerini anlatan derin çizgiler vardı. Gözleri gri renkteydi. Bu gözler, tabiatın en gizli sırlarına vakıf olmuş bir adamın derin bakışlarını taşırdı. Çenesi belirgin ve güçlü, dudakları ise genellikle hafif bir gülümsemeyle kıvrılırdı. Gülümsemesi her zaman içten ve samimi olup çevresine huzur verirdi. Mateo çok sade giyinirdi. Doğal kumaşlardan yapılmış rahat kıyafetler giyerdi. Koyu yeşil ve kahverengi tonlarında doğanın renkleriyle uyumlu elbiseler tercih ederdi. Boynunda atalarından kalma eski bir madalyon vardı. Bu madalyon onun geçmişle olan bağını temsil ediyor gibiydi. Karakteri derin bir bilgelik, sakinlik ve zarafetle örülmüştü. Sabırlı ve anlayışlı bir insandı. Konuşurken her kelimesi özenle seçilmiş, yumuşak ve nazik bir tonda olurdu. Dinlemeyi ve anlamayı bilen biriydi. Bu yüzden köyde herkes ona saygı duyar ve danışırdı. Mateo marimba çalarken sanki doğanın ruhlarıyla konuşuyormuş gibi hissederdi. Onun müziği sadece kulaklara değil ruhlara da dokunurdu. Bu yüzden köylüler
onun marimbasıyla çaldığı melodileri dinlerken içlerinde derin bir huzur ve mutluluk hissederlerdi. Ona marimba çalmayı babası ve büyük babası öğretmişti. Mateo, ormanın kenarındaki mütevazi evinin önünde atalarından miras kalan kadim bitkilerle ilgilenirdi. Bunlar, yalnızca ışıldayan ormanın derinliklerinde bulunan nadir türlerdi. Parıldayan çiçekler ve kokularıyla büyüleyen yapraklar, Mateo'nun bahçesini adeta bir cennete dönüştürmüştü. Her sabah güneşin ilk ışıklarıyla birlikte bu bitkilere özenle bakar, onların sırlarını ve iyileştirici güçlerini keşfetmeye çalışırdı. Mateo'nun evinde eski zamanlardan kalan hikayeleri anlatan zarif ve detaylı motiflerle süslü ahşap oymalar da vardı. Duvarlarda asılı olan her bir oyma, bir hikayeyi ya da atalarının yaşadığı önemli anları yansıtıyordu. Mateo, her biriyle gurur duyar, onların bakımını yapar ve yeni ahşap oymalar yaparak bu geleneği de sürdürürdü. Güneşin son ışıkları kaybolduğu zaman ise Mateo el yapımı marimbasını alır ve ormanın derinliklerindeki gizemli meydana doğru yürümeye başlardı. Meydana vardığı zaman, Mateo'nun marimbası çalmaya başladığında ormanın derinliklerinden binlerce ateş böceği belirir ve ışıldayan bir dansa başlardı. Marimbanın büyülü melodisi gecenin sessizliğine karıştığında köylüler bu muhteşem anı izlerdi. Ateş böceklerinin dansı gecenin karanlığında parıldayan küçük yıldızlar gibiydi. Her biri minik bir ışık noktası olarak gökyüzünde süzülür, bir araya geldiklerinde muazzam bir ışık senfonisi oluştururlardı. Mateo'nun marimbasından yayılan her notaya ateş böceklerinin ışıkları uyumlu bir şekilde yanıt verirdi. Müziğin ritmi hızlandığında ateş böceklerinin dansı da hızlanır, yavaşladığında ise onlar da yavaşça süzülürlerdi. Köylüler bu muhteşem manzarayı hayranlıkla izlerken, ateş böceklerinin ışıkları altında aydınlanan yüzleri mutluluk ve huzurla dolardı. Çocuklar ellerini uzatarak bu parıldayan küçük yaratıkları yakalamaya çalışır, yaşlılar ise geçmişteki anılarını hatırlayarak iç çekişlerle bu güzelliği izlerdi. Herkes bu büyülü anın tadını çıkarır, duanın ve müziğin muhteşem uyumunu ruhlarında hissederdi. Ateş böcekleri karınlarının alt kısmında bulunan özel hücreler sayesinde ışık üretirlerdi. Bu ışık sarı, yeşil veya kırmızı tonlarında olabilir ve onlar tarafından iletişim kurmak ya da avcıları uzaklaştırmak için kullanılırdı. Mateo'nun melodileri doğanın seslerine seslenir ve bu çağrıya yanıt veren ateş böcekleri ışıklarını daha da parlatarak danslarını sürdürürdü. Onların parıltısı Mateo'nun marimbasının yankılarıyla birleşir, gecenin sessizliğinde büyülü bir atmosfer oluşurdu. Ormanın ağaçları da bu muhteşem gösteriye eşlik edercesine rüzgarla hışırdar, yaprakları ışıkların arasında parıldardı. İşte böyleydi Mateo'nun hikayesi ve ateş böceği dansının büyüsü. O ışıldayan ormanın ve marimbanın sırlarını taşıyan kadim zamanların son temsilcisiydi ve her gece doğanın sesleriyle konuşarak, ateş böceklerini büyüleyen melodiler çalarak bu kadim efsaneyi devam ettirirdi. Sofia 16 yaşında cesur ve meraklı bir genç kızdı. Uzun, dalgalı kahverengi saçları
ve büyük canlı yeşil gözleriyle dikkat çekerdi. İçinde bitmek bilmeyen bir keşif arzusu ve merak vardı. Babası ve annesi köyün şifacısıydı ve Sofia onların izinden giderek şifalı bitkiler ve eski hikayeler hakkında bilgi sahibi olmuştu. Ancak Sofia'nın asıl amacı sadece bilgi edinmek değildi. Annesine yardımcı olabilmek için şifalı bitkilerden oluşan bir ilaç bulmaktı. Güneşin son ışıkları kaybolurken Sofia sessizce ormana doğru yol aldı. Elinde babasından kalma eski bir harita ve bir çantanın içinde topladığı şifalı bitkilerle dolu bir defter vardı. Harita ormanın derinliklerinde bulunan gizemli meydanı işaret ediyordu. Bu meydanın eski hikayelerde bahsedilen özel bir yer olduğunu ve burada doğanın en güçlü şifalı bitkilerinin bulunabileceğini umuyordu. Sofia ormanın derinliklerinde ilerlerken dikkatlice çevresini inceledi. Ağaçların arasında dolaşan rüzgar ona fısıldayan bir dost gibiydi. Sofia meydana vardığında orada bir adam gördü ve hemen oradaki büyük meşe ağacının arkasına sığındı. Bu meşe ağacı yüzyılların sırlarını içinde saklayan derin çatlaklarla doluydu. Gövdesi kalın ve sağlam, dalları ise gökyüzüne doğru uzanan geniş bir kubbe oluşturuyordu. Meydanın ortasındaki adamın elleri, marimbanın ahşap tuşları üzerinde dans etmeye başladığında en güzel melodiler gecenin karanlığını delip geçti. Bunlar sanki doğanın kendisi konuşuyormuş gibi yankılandı. İşte o an binlerce ateş böceği parıldayarak ortaya çıktılar. Bu ışık böcekleri marimbadan yayılan büyülü notalarla adeta bir senfoni oluşturuyor, gökyüzünde dans ediyorlardı. Her biri küçük birer yıldız gibi parlayarak Mateo'nun melodilerine uyum içinde hareket ediyorlardı. Ateş böceklerinin ışıkları ormanın her köşesini aydınlatıyor ve gökyüzünde bir ışık şöleni oluşturuyordu. Sofia gözlerini bu görkemli manzaradan alamıyordu. Her notanın, her ışık zerresinin içinde bir sihir gizliydi. Ateş böcekleri marimbadan çıkan her bir melodiye karşılık veriyor, ritmik bir uyum içinde dans ediyordu. Gecenin karanlığı bu büyülü ışıklarla aydınlanmış, orman adeta bir masal diyarına dönüşmüştü. Mateo müziğine ara verdiğinde Sofia'nın varlığını hissetti ve nazik bir sesle konuştu. "Gizlenmene gerek yok küçük dostum, ateş böcekleri izleyicilerden hoşlanır." dedi. Sofia kalbi hızla çarparak saklandığı meşe ağacının arkasından ortaya çıktı. Ay ışığı yüzüne vurduğunda gözlerinde parlayan merak ve heyecan açıkça görülebiliyordu. "Sadece bu büyülü anı görmek istedim," dedi nefes nefese, heyecanını zar zor dizginleyerek. "Gerçekten çok güzeldi," diye ekledi sonra da. Mateo yumuşak bir gülümsemeyle cevap verdi. "Bu ateş böceklerinin ve müziğin sihridir," dedi. Marimbasının üzerine elini hafifçe koyarak. "Sonra yıllar önce bu meydanı keşfettiğimde marimbamı çalmaya başladım ve ateş böcekleri gelerek dans etmeye başladı. O zamandan beri de her yaz gecesi burada onlara çalarım," dedi. Sofia Mateo'nun sözlerini hayranlıkla dinledi. Mateo'nun derin ve huzur veren sesi sanki doğanın kendisiyle konuşuyormuş gibi yankılanıyordu. Etraflarındaki orman onların bu sohbetini dinliyor, ağaçlar ve yapraklar usulca fısıldıyordu sanki. "Bu müzik ve ışık dansı gerçekten de sihirli," diye düşündü Sofia. "Peki sizce bu müziğin ve ateş böceklerinin dansının arkasındaki gerçek sır nedir?" diye sordu merakla. Mateo gözlerini yıldızlı gökyüzüne kaldırdı ve derin bir nefes aldı.
Bu sır, dedi yavaşça, doğanın ve müziğin derinliklerinde saklı. Marimba, doğanın kalbinden gelen bir enstrümandır. Onun notaları ormanın sesleriyle konuşur ve bu sesler ateş böcekleri aracılığıyla cevap verir. Her nota bir hikaye anlatır, her melodi bir sırrı açığa çıkarır. Ateş böcekleri bu hikayeleri ve sırları ışıklarla dans ederek kutlarlar. Sofia, Matteo'nun sözlerinden çok etkilenmişti. ''Tekrar gelebilir miyim?'' diye sordu heyecanla. ''Bu güzelliği arkadaşlarımla paylaşmak istiyorum. Onlar da bu sihri görmeli.'' Matteo içten bir gülümsemeyle cevap verdi. ''Elbette'' dedi. ''Ateş böcekleri ve ben her zaman yeni dostlara kapımızı açarız. Bu orman ve onun sırları paylaşılmak içindir. Her gelen bu sihirden bir parça alır.'' Sofia, Matteo'nun bu cömertliği karşısında kendisini çok minnettar hissetti ve teşekkür ederim dedi. Bu gece yaşadıklarım hayatımda unutamayacağım bir anı olacak. Annem için aradığım şifayı bulamasam bile buraya gelmek benim için büyük bir hediye oldu. Matteo, Sofia'ya bakarak başını salladı. Belki de aradığın şifa burada, bu müzikte ve doğanın seslerinde saklıdır, dedi bilgece. Bazen şifa yalnızca bitkilerde değil, ruhun dinlendiği ve kalbinin huzur bulduğu yerlerde bulunur. Bu sözler Sofia'nın kalbinde yankılandı. Belki de gerçekten aradığı şey sadece bir ilaç değil, ruhunu ve kalbini iyileştiren bir şey yaşamaktı. Ve Matteo'nun marimbası ve ateş böceklerinin büyülü dansı ona bu huzuru ve şifayı sunmuştu. Sofia'nın annesi Elena, köyde herkesin saygı duyduğu bilge ve şefkatli bir kadındı. Yıllar önce ışıldayan ormanla derin bir bağlantısı olduğu söylenen bir ailenin kızıydı. Elena gençliğinde ormanın sırlarını öğrenmiş, şifalı bitkilerin gücünü keşfetmişti. Ancak zamanla bu bilgileri köydeki insanlara yardım etmek için kullanmış, ormanın derinliklerinden uzaklaşmıştı. Şimdi ise hastalığı nedeniyle yatağa düşmüştü. O geceden sonra Sofia, her fırsatta Matteo'nun marimba çaldığı gizemli meydana gitmeye başladı. Her seferinde Matteo'nun müziğiyle ateş böceklerinin dansını izlerken annesi Elena'nın iyileşmesini umdu. Matteo, Sofia'nın azmini ve annesi için duyduğu sevgiyi görerek ona yardım etmeye karar verdi. Bir gece Matteo Sofia'ya yaklaştı ve ciddi bir ses tonuyla konuştu. Sofia, seninle paylaşmam gereken bir sır var. Annene gerçekten yardım etmek istiyorsan, onun buraya gelmesi gerekiyor. Bu meydanda ateş böceklerinin dansı ile birleşen marimba melodileri, onun hastalığına belki de şifa olabilir. Sofia umutla dolu gözlerle Matteo'ya baktı. Fakat, dedi, annem buraya kadar nasıl gelecek? O yeterince güçlü değil. Bu yolculuk onu çok yorar. Matteo, bilgece bir gülümsemeyle cevap verdi. Bu ormanın derinliklerinde sadece belirli zamanlarda açılan bir geçit var. Bu geçit bizi meydana doğrudan götürebilir. Annene zarar vermeden ve onu yormadan onu bu sihirli yere getirebiliriz. Ancak bu geçit sadece tam dolunay gecesinde açılır. O gece de ateş böcekleri en parlak danslarını sergilerler. Sofia, Matteo'nun söylediklerini düşünerek annesini dolunay gecesinde gizemli meydana getirmeye karar verdi. Dolunay gecesi gelmeden önce Sofia köydeki gençlerden yardım istedi. Annesini taşımak için bir sedye hazırladılar ve herkes büyük bir özenle hazırlanarak ormana doğru yola çıktılar.
Dolunay gecesi gökyüzü bulutsuz ve yıldızlarla doluydu. Ay parlak ışığıyla ormanı aydınlatıyordu. Sofia ile arkadaşları, annesi Elena'yı sedyede taşıyarak Matteo'nun gösterdiği geçide doğru ilerlediler. Matteo, marimbasıyla önde yürüyerek onlara rehberlik ediyordu. Geçidin bulunduğu noktaya geldiklerinde Matteo marimbasını çalmaya başladı. Melodiler ormanın derinliklerinde yankılanırken geçidin kapısı aniden açıldı. Açılan kapıdan geçtiklerinde kendilerini meydanda buldular. Burada onları ateş böcekleri karşıladı. Elena sedyede yatarken gözleri yarı kapalı ve derin nefesler alıyordu. Matteo meydanın ortasına gelerek marimbasını çalmaya başladı. Marimbadan çıkan her nota ormanın sesleriyle birleşerek büyülü bir melodiye dönüşüyordu. Ateş böcekleri Matteo'nun melodilerine uyumlu bir şekilde dans etmeye başladılar. Bu dans doğanın en derin sırlarını ve şifasını ortaya çıkarıyordu. O anda Sofia annesinin yanına çömeldi ve onun elini tuttu. Elena'nın yüzünde hafif bir gülümseme belirdi. Marimba'nın büyüleyici melodisi ateş böceklerinin ışıklarıyla birleşerek Elena'nın etrafında bir ışık halkası oluşturdu. Bu ışık yavaşça Elena'nın bedenine yayıldı ve onu saran hastalığı yavaş yavaş temizlemeye başladı. Bir süre sonra Elena'nın nefesleri derinleşti ve gözleri açıldı. Yavaşça doğruldu ve zorlukla etrafındaki ışık dansını hayranlıkla izledi. "Bu yer, bu müzik, doğanın şifası," diye fısıldadı. Sofia gözyaşları içerisinde annesinin bir miktar iyileşmesini izledi ve Matteo'ya minnettar bir şekilde baktı. Tam bu sırada bulundukları yere bir kadın geldi. Bu, Liora adında ormanın derinliklerinde yaşayan bir bilge kadındı. Liora, ışıldayan ormanın kalbinde yaşayan bir şifacıydı. Onun bilgeliği kuşaktan kuşağa aktarılan kadim bilgilerden geliyordu. Liora, uzun beyaz saçları, derin mavi gözleri ve her hareketinde bir zarafet taşıyan büyülü bir varlık gibiydi. O, ormanın derinliklerinde yaşayan bir kabilede büyümüştü. Bu kabilede geçen hayatı sırasında bitkilerin şifa gücünü, suyun enerjisini ve taşların sırlarını öğrenmişti. Liora, Sofia'nın annesi Elena'yı görünce onun yanına geldi ve onu elleriyle muayene etti. Daha sonra da Matteo ve Sofia'ya doğru dönerek "Yarın benim evime gelin," dedi. Liora bu sözleri söyledikten sonra meydandan aniden kayboldu. Sofia onun nasıl geldiğini görmediği gibi nasıl gittiğini de anlayamamıştı. Sofia ve arkadaşları artık biraz daha iyi durumda olan Elena'yı yine geçidin kapısından geçirerek sedye ile köydeki evine götürdüler. Ertesi gün sabah olduğunda Sofia Matteo'nun rehberliğinde Liora'yı bulmak için yola çıktılar. Ormanın derinliklerinde ağaçların arasında gizlenmiş küçük bir kulübede yaşayan Liora onları sıcak bir gülümsemeyle karşıladı. "Hoş geldiniz," dedi yumuşak bir sesle. "Sizi bekliyordum." Liora Sofia'nın hikayesini dinledi ve "Annenin şifası için bir yol var," dedi düşünceli bir şekilde. "Ancak bu sadece müzikle ve ateş böceklerinin dansıyla değil, aynı zamanda doğanın özünden gelen bir iksirle mümkün olabilir." Liora, Sofia ile Matteo'yu kulübesinin arkasındaki küçük bir bahçeye götürdü. Bu bahçede nadir bulunan şifalı bitkiler yetişiyordu.
Sofia'ya dönerek, "Bu bitkiler doğanın en güçlü şifa enerjilerini barındırır. Onları dikkatlice toplamalıyız ve doğru bir şekilde hazırlamalıyız," dedi. Sofia büyük bir özenle ve Liora'nın talimatlarına uyarak bitkileri topladı. İksiri hazırlamak için Liora ve Sofia birlikte çalıştılar. Liora, Sofia'ya bitkilerin nasıl hazırlanacağını ve hangi dualarla iksiri güçlendirebileceklerini öğretti. İksirin son adımı, Liora'nın özel bir duayı okumasını gerektiriyordu. Liora derin bir nefes aldı ve gözlerini kapatarak melodik ve güçlü bir tonda duayı okudu. Bu dua iksirin içindeki enerjileri harekete geçirmeye vesile oldu ve onu bir şifa iksirine dönüştürdü. Ancak Liora'nın planı burada bitmiyordu. Bu iksir annenin bedenini güçlendirecek ama onun tam bir şifa bulması için onu şifa şelalesine götürmeliyiz dedi. Bu şelale ormanın en yüksek noktasında bulunur ve suyu saf enerjiyle doludur. Bu su iksirin gücünü arttıracak ve annenin tamamen iyileşmesini sağlayacak. Gece olunca Sofia, Mateo ve Liora Elena'yı şelaleye götürmek için yola çıktılar. Şifa şelalesi ormanın derinliklerinde yüksek kayalıkların üzerinden dökülen ve altındaki gölette parıldayan bir su kaynağıydı. Şelalenin etrafı doğal bir güzellik ve büyülü bir atmosferle çevriliydi. Yükselen ay ışığı suyun üzerinde gümüş renkli bir parıltı oluşturuyordu. Elena şelalenin altına getirildiğinde Liora hazırladığı iksiri ona içirdi. Mateo marimbasını çalmaya başladı ve ateş böcekleri suyun üzerinde dans ederek parıldadılar. Liora ellerini şelalenin sularına daldırarak dualar okudu. Elena yavaşça gözlerini açtı ve derin bir nefes aldı. Su, iksir ve müzikle birleşen bu büyülü an onun içindeki hastalığı temizliyordu. Ateş böcekleri ışıklarını daha da parlatarak dans etmeye devam etti ve Mateo'nun melodileri şelalenin sesine karışarak güçlü bir şifa enerjisi yayıyordu. Bu birleşim Elena'yı tamamen iyileştirdi. O yavaşça doğruldu ve etrafına baktı. Gözlerinde minnet ve sevgi vardı. "Teşekkür ederim," dedi zayıf bir sesle. "Beni iyileştirdiniz." Sofia gözyaşları içinde annesine sarıldı ve Liora'ya döndü. "Sana minnettarım Liora. Senin bilgin ve rehberliğin olmasaydı annemi iyileştiremezdik." Liora, Sofia'nın omzuna nazikçe dokundu. "Dua vesilesiyle Allah bizlere şifa ve huzur verir. Ancak bunu bulmak için cesaret ve inanç gereklidir. Senin cesaretin ve Mateo'nun müziğiyle birleşen bu güç, anneni iyileştirmemize vesile oldu." Sofia, annesinin iyileşmesiyle Mateo ve Liora ile birlikte köyüne döndü. Bu tecrübe onların hayatlarını çok değiştirdi. Mateo'nun marimbası her gece ateş böceklerinin dansıyla birleşerek doğanın şifasını ve sırlarını açığa çıkarmaya devam etti. Liora ise bilgeliği ve şifacılığı ile ormanın ve köyün koruyucusu olmaya devam etti. Sofia ile annesi de bundan sonraki hayatlarında rahat, mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşadılar. Hoş kalın, hoşça kalın. Çoktan çok selamlar.